Lustianus Ayasofya'nın önünde bir heykelini diktirir. Mağrurdur. Süleyman peygamberden bile güçlü hissetmektedir kendini. Kızıl elma ülküdür. İdealdir. Kızıl elma Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresinin sembolüdür. Heykelin eline bir küre kondururlar. Lustianus dünyayı elinde tutmaktadır güya. Derler ki kızıl elma onun elindeki küredir. Nereyi fethettiyse Türkler, kızıl elma bir sonraki yere dönüşmüştür. Kızıl elma idealin adıdır. Kızıl elma İstanbul'dur, Roma'dır, Otranto'dur, Korfu ve Pulya'dır, Viyana'dır. Kızıl elma Allah'ın isminin duyurulacağı mekan, İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Askerlerini savaşa götüren Kanuni, kızıl elmada buluşuruz der onlara. Kızıl elma, adap edilecek yurt, imar edilecek topraktır. Ve Yeniçeriler hep kızıl elmaya dek varırız diye nara atarlar. 3. Murad'a kadar 8 padişahtan 7'sinin elinde birer elma resmedilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Osmanlı Padişahları albümünde Çelebi Sultan Mehmet'ten kızıl elma, Orta Asya Türklerini Osmanlı Türklerine bağlayan ortak tarihin ortak ülküsüdür. Kızıl elma, dünyaya nizam verme gayretinde olan bu necip milletin asil gayesinin adıdır. Oğuz Kağan, daha deniz, daha ırmak, gün tuğ olsun, gök çadır der kızıl elmayı anlatırken. Kızıl elma, Türk'ü Türk yapan özelliklerden biri, millet idealinin bir nişanesi, var olma felsefesinin özel ismidir.